Saç metal modellemede uygulanacak olan kurallar önceden tanımlanır. Bunu bir örnekle gösterelim. Saç modelleme altındaki saç metal kuralları dosyamızı açalım. Burada daha önceden tasarımı yapılmış, açınımı alınmış bir model göreceksiniz. Setup paneli altındaki Sheet Metal Default'a bastığınızda şu anda kullanılan kuralların hangisi olduğunu görebilirsiniz. Değişiklik yapmak için burada görmüş olduğunuz Edit Sheet Metal Rule ikonuna basmanız gerekir. Yeni bir diyalog kutusu açılır ve bu diyalog kutusunda şu anda tanımlı olan ve aktif durumda bulunan saç metal modelleme kurallarına ya da kurulumuna bakarsınız. Yeni bir kural tanımlamak için New seçeneğini kullanabilirsiniz. İsmini girerek OK ile devam ederseniz yeni bir kural tanımlamış olursunuz. Öncelikle malzeme olarak listeden galvanize çeliği seçeceğiz. Kalınlık içinse yeni bir değer gireceğiz. Açınım kuralı için bir listemiz yer almaktadır. Bu listeden değişik seçenekler seçebilirsiniz. Biz burada ilk seçeneği işaretleyeceğiz. Değişiklikleri yaptıktan sonra Save ve Done ile komuttan çıkabiliriz. Şimdi kullanacağımız kuralı buradaki listeden seçip model üzerine uygulayabiliriz. Biraz önce tanımladığımız kuralı seçiyoruz. Bu kuralda tanımlı olan kalınlığın kullanılmasını istiyorum. Dolayısıyla bunu işaretledim. Malzeme tipi olarak da kural tarafından tanımlı malzemenin kullanılması gerektiğini söylüyorum. Açınım yöntemi ise bu kural için tanımladığım açınım yöntemi. OK ile devam ettiğimizde modelimizin bu kuralın özelliklerine göre güncellendiğini göreceksiniz. Değişikliği daha rahat görmek için undo yapalım ve yeniden redo yapalım. Böylece kalınlıkta bir değişiklik olduğunu görmüş olmanız gerekir. Bir başka dosyada tanımlanmış olan saç metal kurallarını bu dosyaya aktarmak için Manage bölümüne geliyorum ve Style Editor komutunu çalıştırıyorum. Diyalog kutusunun altındaki Import düğmesine bastığımda bu dosyaya aktarmak istediğiniz özellikleri içeren dosyanın seçimi gerekir. Open dediğim an bu dosyadaki saç metal kuralları şu anda aktif olan dosyama aktarılmış olacak. Aktarma işlemi gerçekleştikten sonra dikkat ederseniz yeni bir stil buraya eklenmiş oldu. Done ile devam edelim. Yeniden saç metal bölümüne geçelim ve saç metal default bölümünden listedeki kurallar arasında bir önceki işlemde yaptığım aktarma işlemine gelen kuralları tanımlayalım ve OK ile modele uygulayalım. Sadece diğer dosyadan bu dosyaya aktarmış olduğum saç metal kuralları bu model üzerine de uygulanmış oldu.